Burada iki soru var. Yani Buyurun. nükleer sahibi olmayan ülkeler için tehdit olarak şöyle bir durum söz konusu mudur? Başka bu nükleer sahibi ülkelerin vekalet savaşlarını yürüttükleri sahalar mı olur bu ülkeler günü geldiğinde? Ya da e, Türkiye özelinde Türkiye nükleer sahibi olmalı mıdır? Mesela Melik Bey'e göre olmalı. Ee, iyi bir yurttaş olduğu için yanıt vermiyor Faruk Bey diye. Onu anlamadım hala ama evet. buyurun. <laughs> ben alacağım onun cevabını. Tabii abi. ki. <laughs> Şimdi müsaadenizle ondan önce ama bir şey daha Tabii. söylemem lazım. Şimdi baktığımızda şunun altını vurgulayayım. 1985 yılından beri Amerika'nın geliştirdiği bu Yıldız Savaşları projesi var. Stratejik savunma girişimi diye ifade ediliyor. Bu... E, kıtalar arası yani daha açık konuşmak gelirse gerekirse Amerika'ya karşı yapılabilecek o füze saldırılarını büyük oranda engelliyor. Ya yani 6 bin tane de olsa e, büyük oranda Rusları baskılayabiliyorlar. Asıl burada atmosfer dışına çıkmayan e, füzelerin yani daha kısa menzilli balistik füzelerin atmosfer dışına çıkmayanlar için e, bir problem var ve, ve onları önleyemiyorlar. Onlar mı? evet önlemek. Yani de, hipersonik füze olursa önleyemez. Ama şey. hipersonik füze konusu ayrı efendim. Yani o anlamda o Karıştırma çünkü kinetik o zaman. enerjili bir şey. E, yani bunu ayrı bir kategoriye koymak lazım ama bu atmosfer dışındaki o uydular üzerinden demin de sormuştunuz. O füzelerin büyük oranda vurabilme kabiliyeti var Amerikanın. Ee, ama Hı. taktik nükleer silahlar e, fizik kurallarıyla çalıştığı için yani topçularla atıldığı için ya da işte çok namlulu roket atar sistemleri bunu engellemek çok kolay olmuyor. Onu e, bir vurgulayalım. Gelelim Peki. sizin sorduğunuz soruya. Efendim şimdi bakarsanız e, bizim nükleer silaha sahip olmamız gerekiyor mu gerekmiyor mu? Ben size başka bir ülkeden örnek vereyim onun üzerinden Türkiye'ye gelelim. Almanya şimdi istese nükleer silaha sahip olamaz mı? Olabilir. Almanya'da bunun know-how'u var değil mi? Var. Var. Almanya'da 100 milyar, sadece 100 milyar, 100 milyar euro biraz. Ukrayna'dan sonra o, evet. hemen para ayırdı. Ama yani şimdi Almanya, Almanya şu an gümbür gümbür geliyor. geliyor. Almanya'yı ayrı konuşacağız. Tam yani. olarak onu söyleyeceğim. Yani Almanya bugüne kadar bu e, askeri anlamda çok bir adım atmamış. Attırım biraz e, evet Amerika'nın e, 30 bin Amerikan askeri var. 32 bin Amerikan askeri baskısı var baskısı altında. Dolayısıyla ha. bundan sonra hızla sahip olmayı isteyebilir mi acaba mesela? Almanya'ya geçtik ya tabii Almanya dedi ya dediğimiz Faruk Bey Trump Trump dedi ya biz imdadınıza yetişmeseydik şimdi Berlin'de siz Rusça konuşurdunuz. Yani Evet buyurun. şimdi Almanya konusu tabii şöyle bir iki cümleyle ifade edeyim. Almanya sadece nükleer değil. Başka alanlarda da ciddi bir potansiyele sahip. Ve Almanya işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yenilgiyi aslında fırsatı, krizi fırsata çevirmiş bir ülke. Neden? Savunma harcamaları yapmayarak o harcamalarını sanayi üzerinde kullanıp işte bir anda böyle Almanya, Avrupa'nın bir numaralı ülkesi haline geldi. Yani liderliği eline aldı. Ama bu potansiyel var. Şimdi demek ki oradan şuna ulaşacağız. Neden bunu söylüyorum? Demek ki bir şeye sahip olabilmek için öyle hemen ee, yani özür diliyorum Hulki Bey. Hani bize kardeş e, şey Pakistan, Pakistan ver desek. E, yani verebilir mi veremez mi bilemiyorum. Hani e, o ayrı siyasi bir tartışma konusu. Verebilir de ama neticede verebilmiş olması bizim o kabiliyete kapasiteye ulaştığımız anlamına gelmez. Veremez. Yani bizim e, bizim o kapasiteye gidecek know-how'ları gerçekleştirmemiz Yani S-400'ü aldım diye hava savunma sistemi... Üretiyorsun anlamına gelmez mi? Tam olarak, Aldın. bakın S-400 çok güzel Burada soru ama oldu. yani nasıl üretebilir, ne kadar süreye ihtiyacı olur değil ki? Burada olmalı mı, sahip olmalı mı bu dünyada? Onu söyleyeceğim ama sen çok güzel bir örnek verdin, teşekkür ederim. Yani S-400 sistemini aldık ama hiçbir ARGE'miz e, e, yok, hiçbir çalışmamız yok. E, bu tam olarak bizim ülkemizin güvenliğini sağlar. Öyle farz edelim. İki sebepten dolayı, bir, bir süre sonra eskir. Yeni teknolojiler bunu e, geçebilecek bir duruma, elimizdeki silah etkisiz kılabilir. Yani ikincisi de bunun sınırlıdır yani kullandık bitti ne yapacağız anladın mı? Bizim için çok ciddi bir hassasiyet yaratır. Bu anlamda şunu söyleyeyim yani ben Türkiye'nin baştan beri e, nükleer kapasiteye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Hı. Yani burada hiç kimsenin aparatı da ya aparatı olup olmama meselesi bir ülkedeki siyasi istikrar ve iradeye bağlıdır. Eğer bir ülkedeki siyasi istikrar ve irade milli ve muktedir bir iradesi varsa kimsenin aparatı olmaz. Bakınız ilk 1952'de NATO'ya girdiğimiz Türkiye ile şu anki NATO ilişkilerimiz aynı mı? Değil tabii ki. Yani bu anlamda hani şimdi bir de sözleşmeye imza attık. Yani baktığımızda nereden geldik biz bu işe? 1945 yılında Molotov'un Türkiye'den toprak talebi bizi bir anda batıya doğru son sürat gitmemize sebep oldu. Ya yani her hocam biz biraz NATO'ya da şöyle yani NATO bize bunu anlayamadık NATO bize girmesin diye biz NATO'ya girdik yani yani şöyle ya birazcık da öyle hani yani. ülkenin o varlık sebebi hani varoluşsal e, e, va, ya da varoluşuna yönelik tehdit var ya evet. onu şimdi orada 45 yılındaki e, Türkiye çok iliklerine kadar hissetti hem doğudan tabii, toprak istiyorlar tabii. hem boğazlardan toprak istiyorlar. Amerika yardım etmedi, İngiltere destek olmadı. Dolayısıyla bizim artık tek çaremiz bir anlamda kolektif güvenliğe girmekti. Bu anlamda Türkiye'deki var mı yok mu ben de artık tam olarak bilemiyorum. Yani askerlikten ayrıldığımız için hani bunu ne nedir bilemiyorum ama muhtemelen olabilir. Sadece muhtemelen diyorum. Bu da benim kendi yorumumdur. Ama neticede biz kolektif bir güvenlik şemsiyesi içerisindeyiz. Yani evet zararları olmuştur ama bizim neticede o 45 yılındaki Rus tehdidine karşı da koruyan bir e, duvar olmuştur NATO. Hani bu anlamda e, iyi tarafları da vardır, kötü tarafları da vardır. Siyasi irade buna nasıl devam edeceğine siyasi irade karar verecek. Dolayısıyla Türkiye'de o kolektif güvenlik anlaşmasına attığımız imzanın bir gereği olarak nükleer silah bulunması NATO'nun da bu çerçevede Yalnız gerçeklik sorusuna ısrarla cevap vermiyorsunuz hocam. Verdi nükleer kapasiteye sahip olması gerektiğini düşünüyorum evet, dedi Eray evet, Hocamız. Bunu çok net söylem Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2019'da bir açıklamasında şunu söylüyor. Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum yani demişti. Yani bu da tabii Cumhurbaşkanı çok Erdoğan'da. Sayın Cumhurbaşkanının bu sözü çok ciddi bir vizyon ifade ediyor. Çok ciddi bir proaktivite ifade ediyor. Bakınız nasıl işte Şuşa beyannamesi imzalandı, İslamabad deklarasyonu. Bunlar askeri ittifak anlaşmalarıdır. Yani öyle sadece beyanname ya da efendim deklarasyon değildir. Bu çok önemlidir ve ondan sonra işte Kazakistan'daki, Azerbaycan'daki olayları da gördük. Bu anlamda hakikaten yeni bir küresel sistem oluşuyor. Bu küresel sistem sağlıklı ve dengeli bir şekilde yani normatif şekilde gitmiyor efendim. Kırılmalarla gidiyor. Bu kırılmalara karşı kendimizi daha güçlü tutabilmek adına başlangıçta olmasa bile bizim bunun know-how'unu acilen temin etmemiz gerekir. ve gerekirse yani şudur gerekirse o reaksiyon süresini biz de hesaplarız, ülke olarak hesaplarız o bile e, olası bir Küresel bize karşı yönelebilecek tehdite karşı caydırıcılık sağlıyor. Peki e, konuşmaya devam edeceğiz. Norveç'te de önemli bir tatbikat var. Evet. NATO, NATO tatbikatı neden böyle bir dönemde neden Norveç'te bunları soracağız Askerler kısa bir ara. Askerler soğuğa alıştırılıyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Araya gitmeden önce ifade etmiştik. Norveç'teki tatbikattan söz etmiştik. E, bu olası Rus saldırısına bir hazırlık niteliğimi taşıyor. Soğuk mukabele. 2022 tatbikatı başlatıldı. Detaylarını e, ara ara ben de iletirim. Eray Bey'i bir kez daha haritanın başına rica edelim. 25 ülkeden 30 binden fazla asker. Evet. Ne demek bu rakam? E, çok büyük bir rakam. Evet buyurun. Çok büyük bir rakam. Yani ne anlamı var şu anda? 120 uçak, 50 gemi. Evet. Yani birkaç, artık 220 uçak 12'ye bölün kaç filo yapıyor yani. F-35'lerin olduğunu da söyleyelim yeni nesil. F-35'ler var bu uçakların arasında. Deneniyor işte. Bunlar arasında. da muharebe sahasında. Olası bir, fakat enteresan. Çıkarma gemileri, evet, amfibik çıkarma zırhlı gemi. araçlar, farklı ülkelerden dediğimiz gibi binlerce asker sıfırda, sıfırın altında dondurucu bir soğuk evet. ortamda böyle. Buyurun Norveç'ten söz ediyoruz. Derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe eğitimi. <laughs> Şimdi tabii e, bakınız aynı anda neler oluyor? Evet. Güney Kore'den bahsettik değil mi? Evet. Yani işte bir bakıyorsunuz Ukrayna karşılığında böyle bir... Bunlar da tatbikattan görüntüler evet. ee, gördüğünüz gibi. Tatbikat. Uzayda zaten Norveç'te gerçekleştirilen bir tatbikat bu ortamda tabii ki karlı evet. ve zorlu. Evet, i̇şte böyle enteresan mesela o şeye bakarsan, Finlandiya, İsveç, Norveç, NATO'nun kuzey kanadı yani. Ee, bir de tatbikat senaryosuna bakmak lazım. Tatbikat senaryosu. Tabii İsveç ve Finlandiya'yı çıkalım. Onlar NATO değil ama yani üst tarafta. Hani kuzey sınırında. Kuzey, sınırı. Onu anlam o anlamda söyledim. Ee, bir de tatbikat senaryosu genellikle şöyle olurdu NATO'da. Nasıl? İşte bir jenerik ülkeler olurdu. O jenerik ülkelere işte kırmızı kuvvetler saldırı yapardı. İşte dost kuvvetler müdahale ederdi filan. Ama burada tatbikatın senaryosunu okuduğunuzda NATO 5. maddeye istinaden topyekün bir savunma Hmm. Yapıyor. Yani bu önemli bir ayrıntı. Bu, bu o zaman mesaj. konvansiyonel evet. büyük bir savaşa hazırlık niteliğinde. Yani bir işte sadece tatbik. konvansiyonel mi? Onu da ayrıca sormak lazım. Konvansiyonel dediğimiz şey nükleer olmayan demek yani. Başaklanım. Evet. Dolayısıyla e, aslında burada tatbikatın ilerleyen safhalarında hangi silahların hangi şekilde deneneceği ya da prova edileceği de e, önemli çünkü tam da nükleer e, konuştuğumuz bir dönemde. Bu kadar geniş kapsamlı ve NATO'nun kuzey kanadını koruyacak şekilde bir geniş çaplı bir e, operasyonun ya da e, tatbikatın e, NATO 5. maddesine dayanılarak senaryosunun hazırlanması da ayrıca bir yasal mesaj. Şöyle bir detay da var. Biraz önce hani İsveç ve Finlandiya'dan bahsettik. İsveç'ten 1600... Evet evet. Onlar da Finlandiya'dan, Finlandiya'dan da 680 asker NATO güçleriyle eşgüdümlü operasyon yürütebilmek için Norveç'e gitti. Onun mesela nasıl? E, malumunuz Putin bu iki ülkeyi de aslında bir anlamda tehdit etmişti yani. Etti. Eğer NATO'ya NATO ya üye olursanız konusunda. bunun karşılığı olacaktır evet. bunu bilin dedi. Ama işte şöyle bir şey var. İlk programda sevgili Hul Hulki Bey de ifade ettiler. Yani burada hakikaten çok ciddi bir Rus korkusu yaratılmış durumda. Ruslar da yarattı bunu ama sadece bu korkuyu Ruslar yaratmadı. Ya yani da söyleyeyim ya yani biraz daha. Yani NATO'yu aslında pekiştirebilmek için evet, daha. Yani e, bu Rus korkusu. Beyin ölümü de, gerçekleşti demişti mesela. Aslında biraz daha ben açık Macron. söyleyeyim bunu. Biraz daha e, farklı bir ya, aynı hayır, şeyi peki. ifade edeceğim ama e, yani sadece NATO güçlenmedi. Avrupa Amerika'ya birkaç adım daha bağlı hale geldi. Bağımlı hale evet. geldi. Yani burada bunun da altını çizelim. Dolayısıyla ikisi de aynı şey yani NATO demek aslında ABD'nin ben de katılıyorum yani küresel çıkar aygıtı yani kendi hegemonik amaçları için kullandığı bir yapı. Tabii bunu her ülke kullandırılır mı kullandırılmaz mı ayrı bir konu ama demin de söyledik yani NATO'nun iki, iki türlü durumu da var ikisini de tartışabiliriz. Fakat burada şunu çok net söyleyeyim bir Rusya'ya çok ciddi bir mesaj var burada. Şimdi Rusya ne kadarlık bir güçle girdi Ukrayna'ya diye baktığımızda yaklaşık 150 bin civarında bir askeri gücü ha, bunun hepsini girmedi bir bölümü sınırda bekliyor İhtiyat kuvvetleri olarak filan tahmin edilen işte yaklaşık 70 bin civarında 70-100 bin arasında bir askeri gücün e, Ukrayna'da olduğu. buna karşılık da e, görüyorsunuz işte 30 bin kişilik devasa 27 ülke burada hem o katılanların e, şeyi e, önemli sen sayısı önemli çok çeşitli çünkü teknoloji var ee, i̇kincisi de silah savunma sanayi teknolojileri açısından çok önemli bir şey. İkincisi de çok fazla ülke. Dikkat evet, edin yani. Burada bir de şunu merak ediyorum. Bunlar önemli maliyetler değil mi? Çok büyük maliyetler. Çok büyük maliyetler. Çok büyük. Yani çok iyi söylediniz Başak yani Hanım. Yani bunu hani istihbari bir karşıdan hareket beklentisiyle mi bu maliyetleri göze alırsınız? Böyle buralara gidersiniz. Bunca asker, bunca teçhizat, silah, araç gereç. Çok iyi söyledin. Bakınız bunlar e, neyle geliyorlar değil mi? Evet. Ya, su yani Bir şekilde seyrediliyorlar. Değil mi? İnsanlar binlerce insan, binlerce lojistik sistem vesaire e, dolayısıyla burada artık ben o beşinci madde senaryoda, beşinci maddenin de evet. işletilmiş olduğunu görünce şunu anladım. E, evet yani burada e, aslında şunu açıkça söyleyebiliriz. Tatbikatlar, harekat planlarının e, provalarıdır efendim. Neden Norveç? E, çünkü demin de söyledim. Yani bu Kuzey kanadı bu anlamda NATO'nun kuzey kanadı, güney kanadı Türkiye'dir. Kuzey kanadı da bu hattır. Finlandiya, İsveç, Norveç hattıdır. Buranın yani her iki ülke ta tarih boyunca, NATO tarihi boyunca çok önemli bir olmuşlardır. Hep zikredilir. NATO harekat planlarında Türkiye zikredildiğinde Norveç'te zikredilir mesela. Hı hı. Türkiye zikredildiğinde Norveç'te ifade edilir. Dolayısıyla kuzey ve güney kanattan kuşatılırsa NATO yani bu iki ülke eğer geçilirse e, hadi ne diyelim Rus demeyelim ama bunu geçen düşman birlikleri NATO'nun kalbine kadar, Avrupa'nın kalbine kadar inerler. Yani e, bu o tatbikat çok ne uygun. kadar sürecek? Ne, ne kadar sürüyor bu tatbikat? Yaklaşık işte bir ay kadar. Bir e, ay kadar sürüyor. Yani nükleerle ilgili yani ilerleyen süreçte tatbikatta ne göreceğimiz, nasıl bir hazırlık olduğunu da anlatacak bize değil mi? Doğru yani anladın. Ama işte bu ayrıntıları biz ne kadar görebiliriz? E, onu e, dikkati takip hmm. etmek lazım. Hani nükleer kapasite test ediliyor mu? Hani test edilip nükleer bomba atacak halleri yok. Ama ne yapar? İşte son atış noktasına gelir. Yani sadece iş tetiğe bakacak, basmaya kalır. İşte bütün sistemler açılır, füzeler yerine yerleştirilir. Ne bileyim yani bu tabii füze dediğim büyük füzeler değil muhtemel olmayacaktır. Yani taktik nükleer silahlar için belki. Bunların olup olmayacağını önümüzdeki günlerdeki ayrıntılarda anlayacağız. Ama neticede NATO'nun bu anlamda demin de söylediğim gibi harekat planlarını deneme ee, pratik yeridir. Ee, bunlar gelişi güzel yapılmaz. Evet. Büyük bir hazırlık içerisinde Rusya'ya karşı büyük bir hazırlık içerisinde olduğunu söyleyebiliriz ama bundan sadece Rusya rahatsız olmamış efendim. Çin de rahatsız olmuş. Peki burası önemli ama şu, şu tabloya da bir bakalım mı? Yani Buyurun. bir şeye hazırlanılıyorsa eğer önümüzdeki süreçte gelecek Karşılıklı güç e, kapasiteleri nedir? E, bunu görüyoruz. Biz bunu e, sizler için hazırladık, efendim. Asker sayısı 3 milyon 258 bin gözüküyor NATO için. Rusya için ise 2 milyon 900 bin. Uçak sayısı 3000'den fazla, 2055 demişiz Rusya Kanadı için. Tank sayısı 14.680 e, NATO için. Rusya için 12.420. Askeri bütçe A 61 milyar. Milyar 700 milyon dolar. Dolar 1 evet. trilyon 1 trilyon 36 altı, milyon dolar. Evet. Katrilyon. trilyon. Yok katrilyon. Katri ya o Özü kadar milyon. çok sıfır evet, var yok. ki gerçekten insan okumakta zorlanıyor. Aslında bir Bile katrilyon getirmekti. NATO'da Evet. 617 milyar dolar Rusya'da. Şimdi bu şu tabloya baktığımızda Rusya tek başına normal şartlarda NATO'yu dengeliyor. Neredeyse dengeliyor. Yani askeri bütçe anlamında tabii epey ciddi bir fark var ama Genel olarak e, askeri mühimmat açısından tank sayısı, asker sayısı, uçak sayısı resmen dengeliyor. Yani karşılıklı olarak e, bir denk e, görünüyor. Bütçe Bu kat Atatürk ve kat, Amerika, kat fazla. 61 milyar ya, 700 61 milyon milyar. dolara Aha. 1 trilyon e, 36 Yok yok 61 trilyon, trilyon o. <laughs> Biz sıfırları okumakta zorlandığımız evet. için evet. Diğeri de kat trilyonla ifade edilebilir. Evet. Dolayısıyla burada yani şöyle ama şimdi e, sadece hani askeri... Ben dengeleyebildiğini de düşünmüyorum. Yani bunu Putin de ifade etti. Neden? Ettim. Dengeliyor işte. Dengeleyemiyor. 2900, 2 yani. milyon 900 bin asker, 3 milyon 258 bin, 3 binden fazla uçak, 2 bin e, uçak. Bunu tek başına Rusya yapıyor. Yani karşısında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa. Hani yanına Çin falan da, eklenirse mi kastınız bu? Hayır ama Rusya, Rusya'yı koyuyorsunuz karşısında NATO'yu koyuyorsunuz. Burada kaç ülke var diyorsunuz? Yani burada, burada kaç ülke Rusya var, var, orada kaç, 30 tane ülkeye tek evet. başına Rusya dengeliyor bunu. Şimdi... Faruk Bey, o yanlış anlaşılmalar olmasın. Tamam Öyle. olmasın buyurun. Ee, yani burada Rusya ile NATO'yu karşılaştırıyoruz. Rusya ile Belçika'yı karşılaştırmıyoruz. Almanya'yı karşılaştırmıyoruz. Yani burada kolektif bir örgütle Rusya'yı tek başına karşılaştırıyoruz. Ben de onu karşı diyorum, Yani bir devlet bir pakta karşı epey denge kurmuş. Yani denge, şunu, denge olmaz. Yani şunu ifade... bu. Bunu Putin de ifade etti. Aha. NATO güçlü dedi. Yani evet. şimdi burada NATO'nun güçlü olduğunu. Yani buradaki rakamlar bize böyle bir denge varmış gibi yok, gelmesin. Yok, o zaman. Yani yok. kabiliyetler bir farklıdır, bir şey var. teknoloji mesela farklıdır. İfade edildi demin e, mesela bu nükleer füzelerin sınırlandırılması e, anlaşmalarında evet. ikinci anlaşmada iki kere yapıldı. İkinci anlaşmada mesela Amerikalılar şunu dedi. Dikkat edilirse demin de ifade edilmişti. Amerika'nın nükleer silah sayısı Rusya'dan daha az. Yani isteseler daha yükseğe çıkaramazlar mı? Çıkarırlar. Şunu söylediler anlaşmada da bu var. Yani tamam dediler Rusya seninki fazla olsun çünkü bizim zaten teknolojimiz fazla bizim hmm. teknolojimiz sizden üstün ee, ve bunu Rusya da kabul etti yani özellikle nükleer denizaltılardan nükleer denizaltı kapasitesi şey teknolojisi ABD'nin daha ABD'nin Rusya'dan daha üstün dolayısıyla burada çok açık ara NATO'nun üstünlüğünü söyleyebilir tabii burada Rusya'nın üstünlüğü nedir diye bakarsa karar alma süreçleri. Rusya'da daha iyidir. Neden? Homojen bir ki Emir komutası. Yani burada şimdi bir takım e, mekanizmalar, kararlar vesaire daha hantal kalabilir. Biraz yani. daha hantal kalabilir yani. Ama neticede hani salt baktığımızda kolektif güvenlikle açısından e, NATO çok daha yani NATO Rusya'dan üstün olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz efendim. Burada bir yanlış var. Yanlış, Uyurun Murat Bey. Ma, mantık hatası yol açabilir arkadaşlar. Şöyle bir taraftan NATO, NATO diyoruz yani bir örgüt var. Öbür tarafta da tek başına bir ülke var. Yani NATO'nun e, 30 tane mi üyesi var? 33 tane mi? Kaç tane oldu? Ben de onu Bey? söyledim yani. He. Dengeyi yani, kurdu Kulki Rus... Bey. Ben söyledim onu yani NATO Tabii. burada Tabii. tek başına bir Amerika Birleşik Devletleri değil. Tabii. Mesela Tabii. asker sayısı asker sayısı şimdi NATO'nun asker sayısı Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şuraya dahil öyle değil mi? Tabii. Tabii. Ki. Yani Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye, kuvvetle, Türkiye dahil. Hayır Türkiye, Türkiye var, yani Amerika Birleşik Devletleri var, İngiltere var, Fransa var. Yani şu mavi görünen her yer ya da turkuaz her yer NATO. 30 tane ülke. Evet. Karşısında Rusya, Rusya te, Çin bile yok. Yani tamam. şunun yanına Çin'i koysak NATO'nun evet. herhalde bir katı kadar daha fazla askeri güç çıkar orada. Evet, tabii. Peki, buyurun ülke. Bu, bu. Yani burada tabii ki ama dediğim gibi. NATO'nun askeri bütçesi kaç lira dediniz? Ben hesapladım bu arada. Ee, 61 trilyon 700 milyar dolar gözüküyor. Yok. Değil. 61 60, milyar 60, 60, 700 milyon. 61,7 yani 62 milyar dolar. Evet. Bu ha, 61 pardon. 1 milyar evet. 700 Alt, milyon dolar. Bu diyelim. 1 trilyon 36 milyar dolar. Evet. 1 trilyon. Efe, trilyon evet. değil. Evet. Bak Başka evet evet şey evet. TL yeni <laughs> dolar. Sıfır atılmış TL'ye göre hesaplıyoruz. <laughs> Yani, doğru. Hulki Bey haklısınız. Buyurun. Nispi muharebe güç karşılaştırmasında efendim NATO'nun üstün olduğunu ben söyleyebilirim ama bu tabii evet. tek ülke bazına indirgense elbette yani bunun da zafiyetleri var. Hani demin de söyledim. Karar alma süreçleri homojen bir yapı, kendini ikmal edebilme kap kapasitesi ve kabiliyeti açısından belki üstünlükler var ama normal nispi güç muharebe mu mukayesesi açısından NATO'nun üstün olduğunu söylerim. Yani rahatlıkla Peki. söylerim. Bir hikaye anlatayım mı Eray Hoca? Buyurun Hülki Bey. Şimdi şöyle bir hikaye var. Ee, karakolluk olmuş iki grup. Komiserin karşısına çıkmışlar. Anlatın bakayım demiş karakol komiseri. Ne oldu? Efendim bir tarafta 17 kişi var. Karşı tarafta da 3 kişi var. 17 kişinin sözcüsü demiş ki... Efendim şu karşıdakiler bizi dövdü demiş. E, komiser demiş ki... Ya sizi nasıl döver? Siz 17 kişisiniz... Onlar üç kişi aldıkları cevap işte ders niteliğinde demiş ki biz 17 kişiydik ama tek tek 17 kişiydik. Karşıdaki üç kişi bir olmuşlardı. Şimdi NATO'nun içinde böyle bir birlik olmayabilir. 30 küsür tane tek tek devlet olabilir. NATO NATO şimdi geçici olarak bir makyaj birleşmesi bu. Ha NATO olsun mu olmasın bakın. Ben isterseniz bu programda söyleyeyim. İsterseniz bir sonraki programda NATO'nun 5. maddesiyle ilgili manşet olacak çok önemli bir belge var. NATO 5. maddeye göre Bekleyemeyiz beşinci bir dahaki programı merak ettik. 5. maddeye göre Türkiye'yi korur mu mesela? NATO'nun bütün üyeleri için 5. madde geçerli mi? Aa. Hapu gibi belgesi var. Onu daha sonra söyleyeyim istersen. Yalnız Ulki Bey, NATO çok ne çağır. dediniz? Nasıl bir birliktelik dediniz az önce? Makyaj. Ee, Makyajlı. Makyaj. Makyaj. Ben, şu an için makyajlanıyor şu an için. Benim yani size üzereydi. Benim size şurada bir itirazım var. NATO için makyaj tabirini ancak Türkiye orada olduğu için kullanabiliriz. Yani Türkiye'yi NATO'nun içinden çıkardığınızda bence hem medeniyet hattında hem kültürel olarak hem bir cephe savunması olarak yani Batı fikriyatının aynı zamanda askeri değil, Böker askeri diyorsun. değil, kültürel ve medeni olarak da bir savunma hattı kurduğunu görüyorum ben. Orada makyaj süsü verebilecek tek ülke Türkiye. Yani NATO'nun içinden Türkiye'yi çıkarın, Ölür. diğer ülkelerin hepsi o 17 kişi gibi ayrı ayrı Ölür. olmazlar. 3 kişi gibi hepsi bir olurlar. O zaman şöyle söyleyelim, makyaj dediğimiz zaman canlı insanlara yapılan makyaj değil sadece. Bir de ölü makyajı var biliyorsunuz. Ha, o NATO başka ölmüştü. Kişi. NATO ölmüştü. Ee, şimdi ölü makyajı yabancıların cenaze törenlerinde var ya taput içinde mafya dizilerinde falan görüyoruz. Evet, Lüks evet. taputlar içinde makyaj. Şimdi e, NATO hakikaten ölmüştü ama şu anda bu yapılanlar bunu diriltti mi onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ayağı yani siz de Macron, Macron gibi düşünüyorsunuz. Bu NATO'nun evet, şey beyin gibi. ölümü gerçekleşmişti diyorsunuz. Ölüye makyaj yaptılar diyorsunuz. Tabii tabii hakiki kalıcı mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani burada ben, ben merak ettim Hulki Bey'in kapı gibi burada belgesi var dediği boyutu. Haftaya salı, salı günü. Salı mı? Yani Söyleriz, öyle şimdi verelim. gecenin bu saatinde saat 24 olmuş. O zaman olmuş. haftaya salı bunu konuşacağız. Bu çok önemli. Ne demek istedi Hulki Bey? Nasıl dizi, bir belge söz dizi, konusu? Dizi bir gibi yaptınız haftaya Neden yapmayalım? Falan? Niye? <gülüyor> Neden <gülüyor> olmasın? <gülüyor> ne, ne gibi yaptık? Ne oldu? Dizi bilmadım. gibi oldu diyor da e, Faruk ya, Bey. Hulki Bey söyleyin <laughs> bu akşam. Biraz <aşağı>. arkası yarın göndermesin. <laughs> bu maddede Faruk tam Bey olarak gelsin neyi gelsin kastediyorsun? Haftaya. Arkası yarın gibi oldu. Arkası yarın değil ee, arkası salı efendim. Ama o zaman bir Hulki Küçük bir fragman girin de Hulki Bey, heyecan artsın. Veriyorum, başlığı veriyorum. Amerika, nasıl tamam, vericem. başlığı alıyoruz Hulki Bey'den. <laughs> Başlık şu, Amerika diyor ki sizin NATO üyesi olmanız 5 maddeye göre bizim sizi koruyacağımız anlamına gelmez diyor. Kapı gibi belgesi var. Göreceğiz. Johnson Çok mektubu. önemli. Evet. <laughs> Kapı gibi belgeyi, <laughs> belgeyi Hulki Bey Salı günü detaylı anlatacak. Biz de konuşacağız programımız içerisinde ne demek bu. Mesela O Johnson mektubu konusu var biliyorsunuz. Yani şöyle diyor aslında o bilinenin akt. Spoiler aksine. vermeyin, işte ona spoiler vermeyin de diyeceğim şu da spoiler vermeyin diyeceğim. Yani bu, bu bu örneği var. <laughs> Onu demek istedim <laughs> ben. Bu grafik ve harita üzerinden biraz Biden'ın NATO'daki konuşmalarına da bakmamız lazım. Peki bir Eray Bey tamamlasın. Yani şöyle mesela o Johnson mektubunda e, aslında Türkiye'ye doğrudan bir karşı çıkış yok. Yani işte e, Kıbrıs'ı e, girerseniz orada bir operasyon yaparsanız ben karşı çıkarım demiyor. Eğer bundan dolayı Rusya size saldırırsa ben diyor karışmam. Hmm. Johnson mektubunun içeriği budur. Bu anlamda. Hulky yani karışmayacağı yani, başka adlısı, zamanlarda olabilir e, yani e, canım, bu bir örnek sayılır. E, onun ötesinde e, bakarsanız işte e, bizim Petrolotları bir gecede çektiler yani Irak'tan ve Suriye'den e, olası tehditlere karşı şey yaptı. Yine e, hem e, İran'ı Haydut Devlet diyorlar hem de ondan sonra Türkiye'yi füzesiz bıraktılar yani hani hakikaten... Güven olur mu? E, hayır tabii soru ki. işareti. Yani, tamam. e, dolayısıyla kağıt üzerinde olanla sahada olanlar arasında her zaman ABD ile ilişkilerde mesafe olduğunu bence, bilelim efendim. Bence bir NATO'ya değil kimseye güven olmaz. Suriye'de aynı Rusya hemen bir anda 33 askeri şehit etti. Yani kimseye bakınız, güven olmaz. Burada işte mutlaka bizim nükleer kapasiteye sahip olmamız lazım. Ya Bunu o, bir o kere baş... daha iyi bir güven iyi bir yurttaş olmaz. Yurttaş olarak bu konuda Altını bir yapıyorum. kere yani... daha çiziyor Eray, Çiz çiziyoruz Eray Bey. Çiziyoruz nükleer kapasite. Bakınız. önceki biz Nükleer konuştuk. silah yaparız yapmayız ayrı konu. Bu bir siyasi tercihtir. Gelişen durumlara, olası küresel, daha büyük küresel kırılmalara göre karar verilir ama neticede bizim bunun know kapasiteyi olarak en azından mutlaka çok da uzun olmayan bir sürede bunu bu kapasiteye erişmemiz gerekiyor efendim. Bunu da ben bir asker olarak söyleyeyim. Peki.